Anne, baba ben işe gidiyorum. Çocuklar size emanet, tamam? Tamam, sen git oğlum işine. Biz mi oynarız onlarla? Git, Allah işin gücün rast gitsin. Çocuklar ben işe gidiyorum. Bak size de sokağa çıkma yasağı geldi. Sakın çıkmayın dışarı. Dedenizi, babaannenizi de üzmeyin, tamam mı? Tamam baba. Hadi. Baba anne, televizyon izleyebilir miyim? What the fuck man, what the fuck? Oh, hey, slow down. Easy man, easy. Odana dön lan. Little shit. Chill man, salonun sizin bölgeniz olduğunu bilmiyorduk. Come on. O zaman öğret kuralları. Oh really? Daha 5 yaşında adamım. Fuck you. Yürü sen de. Sidikli batı yakası. Abi niye dedemle babaannem bana silah çekti, ne aldım ki ben? Çünkü onlardan birine virüs bulaştırıp öldürdüğümüzü düşünüyorlar. Kimi öldürmüşüz? Tuba halanın ölümünden bizi sorumlu tutuyorlar. O yüzden al bunu. Evde boş gezme. İçi var, uğursuz var, ne olur ne olmaz. Hayatım, 2 hafta görüşmüyoruz. Bari şöyle yanıma gel ya. Hayatım, sosyal mesafe biliyorsun. Bak, yarım saatliğine görmeye geldim seni. Pişman etme. Özledim be gülüm, bir sarılayım şöyle. Hayır, sarılmak yok. Bir öpüşelim, koklaşalım. Olmaz, öpüşmek yok. Oo, bu nasıl ilişki? İyice şey... Çok sıkıldım ben. Dışarı çıkmak istiyorum. O zaman hadi bilmece oynayalım. En hızlı koşan hayvan. Felinae alt familyasından Akinonyx jubatus. Yani çita ya. Hadi bildim, çıkayım. Hadi bak, bu tahtaya böyle bıçakla şekil vermeye çalış. Bir şeyler yap. Hadi bakalım. Ya al işte baba, bak yaptım. Tamam mı? Hadi çıkayım artık. Gitme. Oğlum çatla can sıkıntı. Oğlum ama çıkamayız ki. Yani ne istiyorsan söyle, yapalım evde. Ne istiyor canım ha? Şimdi de huzurlarınızda... Dur bir gülüm. Nasıl konuşacaktık? Böyle mi? He? Şimdi de huzurlarınızda Ebin Anneti. Vallahi alarm, insan kreşi bile özlüyor be. Hatırlıyor musun lan, seninle nasıl ip baskısı yapardık? Efendim, hotel'deniz ne ordu ederdiniz? Cips, jelibon falan, donat işte. Oğlum çok abur cubur yiyorsun ya. Ne diyorsun lan? Bak vallahi dışarı çıkıp salıncağa yalarım. Çırılçıplak binerim bak kaydıra. Aman efendim, bir yanlış anlatılma oldu. Hemen getiriyorum tipalistleri. Yani şöyle. Bir de sigara aldırtabiliyoruz mu yeğenim? Ne? Sen karışma, sen kıvırt kardeşim. Sana demiyorum abi. Sakin olacağım. Sıradaki aday sınav salonuna lütfen. Senin kaçıncı giriş hacı? Ulan benim 4. girişim. O kadar zor mu ya? Ben çok geçtim. Eskisi gibi sevmiyorum artık. Vay be. Sıradaki aday sınav salonuna lütfen. Sınav süresi 40 dakikadır. Başarılı olabilmeniz için 40 dakika boyunca simülasyonu terk etmemeniz lazım. Bir taneme kahve yaptım. Teşekkürler hayatım. Aynısı var ya sende, niye benimkinden içiyorsun anlamadım. Ben seninkini içmek istedim. Ne saçmalık, senin de var ya. Kötü mü yaptım yani? Ah. Ya niye benimkini içiyorsun? Ha, sen televizyon izle, ben de çamaşırlar asıp geleyim. Ver, iyi tamam. Ya göremiyorum, bir dursana. Allah Allah. Benden değerli mi? Benle ilgilen. Değil tabii, dur kapatayım. Ah, sen... Yok izlesen, ben zaten çamaşır asacağım. Allah Allah. Karar ver, bir izleyeyim şunu. Ya bir Allah'ım ya Rabbim ya. Ben durduk yere mi sinirleniyorum? Hiçbir şey yokken ya ben... Evet, operasyon nasıl gidiyor? Efendim, yaşlılar cami önüne açtığımız 5 TL'yi içlik ve nasır çorabı tuzağımızı yuttular. Böylece saat kulesine olan ilerleyişleri durdurabildik. Güneyden 2. ordu insülin ve tansiyon ilaçlarını ele geçirmek için hücuma geçti. Evet. Kuzeyden 4. ordu dezenfektan püskürterek yaşlıları evlerine doğru sürmeye başladı. Ha! Çok güzel. Aynen böyle devam. Efendim, 4. ordu ilerleyemiyor. Abu! Ne demek ilerleyemiyor? Nasıl ilerleyemiyor? Bizim Umre'den gelen hacılar var ya, he, onunla 4. orduyu durdurdu kimyasal silahla. He. Kimyasal silah neymiş lan bizdeki? Hacimizi sürdüler, kokudan gelemiyorlar. He. Şimdi ne yapalım? He. Şimdi şu benim emekli maaşını çekiver oğlum, benim gözüm görmüyor da. Ya Cemal, ne diyorsun? Ne emekli maaşın, kafa gitti gene. Sen kimsin? Paran mı çaldık? Ne yapıyorsun kardeşim? Vallahi şaplarına. Bu gönderdiğim duayı 96 kez okuyormuşsun. Virüs senin olduğun yere gelemiyormuş. Bizim de komşumuz İtalya'dan döndü. Orada da durum çok kötüymüş. Bu videoda balıklar sudaki virüsten kaçmaya çalışıyormuş ya. Hemen izleyin, videoyu siliyorlar. Hollanda'dan dönen komşum diyor, çok kötü. Bu vakalardaki yani asıl patlama Temmuz'da olacakmış. Bacana o zaman şimdi alalım. Temmuz'da satarız, kar ederiz. Bunun aşısını bulmuşlar ama maske satılsın diye söylemiyorlarmış. Ya inanmayın böyle saçma şeylere. Sadece uzmanları dinleyin, başka bir şey yok. Biz nereden nasıl yalan yanlış bilgi toplarız diye uğraşırken bu üniversite okuyan küçük bok çıkmış bize doğru bilgi ver. Yok yok Hasan'cığım, yapmayın, ben inanırım size, ben de sizdenim vallahi. İspatla bakalım. Ev arkadaşımın kayınçosunun 3 aylık bebeği elbiseleri biber salçasıyla kaynatırsan virüsün bulaşması daha zor. Yaklaşma.
dedi şey demiş mijmi mişli bu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kanka. Anca bitti ders, yeni geldik. Gel oturalım biraz. Hadi gel ya, müzik dinleriz, pes yok, atarız, yaparız işi. Sabah saat 8'de dersim var. Size iyi eğlenceler, takılın. Sabaha kadar buradayım bugün. Sabaha kadar. Beyler, müziği biraz kısabilir misin? Duyamıyorum. Pardon kanka, kısayım dur. Çok geliyor, uyuyamıyorum ya. Biraz kısar mısınız? Kısayım biraz da. Eyvallah. Kanka gelsene, pes atak. Lan bir saat ya, gel ne olacak? Bir takılayım hadi bir saat ama sonra yatacağım. Sabaha kadar pes atacağız bugün! Sabaha kadar pes atacağız! Beyler ben yatıyorum, saat 3 olmuş. Size iyi eğlenceler. Yemek söyleyek de öyle yat. Ben yatıyorum beyler, 2 saat uyuyayım bari valla. Batak atalım yarım saate. Hadi at, sende sıra hadi. Verdi mi? Kanka saat 7 olmuş, ben yatıyorum. Ne yatması oğlum, hayırdır? Kanka bence sen uyuma, kalkamazsın. Oğlum akşam 4'te ders var lan. Uyumayın lan, bak benim de uykum geliyor. Alo. Sabaha kadar buradaydık bugün. Sabaha kadar buradaydık. İyi bok yedim. Anne bak, babam öldüğünden beri evden çıkmıyorsun. Gel bizde kal bir ay. Sonra ablama git, onda kal. İyi madem, hadi hazırlanayım da götür, bir ay kalayım sizde. Ablama git. Tamam sonra sen de. Köye dayımın ablana... yanına git. Jeyze'ye git. Tamam anladım. Moruk. Sen nereye gidiyorsun oğlumuz? Hatay'a doğru gideceğim. Heh, benim de orada ablamın oğlu var. Birkaç gün onda kalayım. Hadi bırak beni. Bismillah. Hey moruk. Atayım gideceğin tarafa. Sen ne tarafa gidiyorsun? Sinop'a devam edeceğim. Ha benim orada şey var. Aman gidecek, vardır birileri. Hakan anneni göndersene, biraz da abinlerde kalsın. Ne diyeyim, gitmediğin kanına duyacak. Bana ne duyarsa duysun. Şuna bak, çocuğa neler öğretiyor ya. Baban ne? Oldu mu böyle? Hakem, heh, olmuş. Ben bir öğlen namazımı kılıp gelin. Sen de bize hızlı müzik aç. Buna tam olarak aldatmak diyemeyiz. Ya nasıl diyemeyiz ya? Sevgilim varken seninle birlikte oldum. Aldatmak işte bu, sadakatsizlik. Yok, buna sadakatsizlik denmez de yani. Ne dediğimizin bir önemi yok. Yanına gittiğimde artık her şey daha hassas hale geleceğim. Çünkü ihanet ettim ona. Ya bu tam olarak ihanet değil. Daha çok İHA. Buyurun yemekleriniz. Teşekkürler. Bir tane şu çatal bıçağını temizleyeyim ben senin. Bazen... Hadi başlıyoruz valla. Aşkım önce ben yiyeyim mi seninkini? Bana bir şey olmazsa sen yersin. Of çok iyi kalpli ya. Hayatım sırtına havlu koyayım mı? Bir? Sen terli gibisin, üşütme. Yapma sonra. Vicdan azabı ırzıma geçiyor, yapma yapma. Orada sana söylemedim. Çocuk evlat edindim. Peçete alacaksın. Bu da mısın? Gandhi misin sen? Peçete alsana. Babasını iç savaşta kaybettim. Alacaksın. Artık onu ömür boyu ben bakacağım. Yani biz. Allah'ım belamı versene ne olur. Bu arada hayatım ben biraz erken kalkacağım. Çünkü bir rehine kurtarma operasyonuna katılacağım da. Ama gitme dersen gitmem. Çünkü senden değerli değil. Ama gittiğim zamanda da gözüm arkada kalmaz. Çünkü sana sonsuz güveniyorum ya. Çağla bak, seninle çocukluktan beri arkadaşız ama artık yani bu... Kesin benden hoşlandığını söyleyecek, müdahale etmen lazım. Kanka aşık mı oldun lan kardeş? La hacı. Bak 20 yıldır ben senden sen var ya lan hacı kardeşim bak, lan. Bak lütfen, ben arkadaş olarak bunu artık kaldıramıyorum. Ben seni seviyorum ben yani. Ben de seni sana çok aşık. Seviyorum. Okan'ı da çok seviyorum. Gizem'i de çok seviyorum. Yok helal be, vay kimden. Hayır bak, ben bir karşılık falan beklemiyorum senden. Ya, lütfen, ya kardeşim aşık olmuşsun. Çok güzel. Hoşlanma. Benden. Oğlum seni kaybedim lan. Uçtalmayacağım lan, arkadaşım lan biz. Oradan da sinemaya geçelim. Tamam bir tanem. Ben bir lobiye kadar gideyim. Tamam. Bu da hangisi erkekti ya? Bizimkine benziyor lan. Bu da o. Neyse. Hayatım arızalıymış tuvalette. Kalkalım mı, başka bir yerde gideriz ya. Heh, hadi. Bir tanem sen sipariş ver, ben bir lobiye kadar gideyim, olur mu? Tamam. Bu ne? Nasıl sıçacağım? Neydi bu kromozomlar? Karıştırıyor. Aşkım çok sıra vardı da. Başka bir yere gidelim mi be? Ha? Hadi gel. Hadi gel. Bu kim lan? Bu ne alaka? Sen kimsin? Ne oluyorsun? Ulan kuşun cinsiyetini nasıl ayırt edeyim ben? Oh, nasıl rahatladım ben. Benim duvarımın önüne sıçmış. Allah kahretsin. Yapmış ama... Neden yapmış? Bunu sormamız lazım. İşte günümüzün problemi, biliyor musun? Neden sonuç ilişkisi kuramıyoruz? Hep sonuç odaklıyız. Siz ne yaptınız? Dur bir sakin ol, bir saniye. Elimizdeki tek erzak La Casa de Papel'in son sezonuydu ve siz onu bir gecede bitirdiniz.
Evet. Günde 5 dakika izleyerek de en fazla Haziran'ın başını görebilecek. En azından Haziran'ın başına kadar izleyecek bir şey vardı. Şimdi ne izleyeceğiz? Ve daha karantinanın ne zaman biteceği belli değil. Dediğin gibi karantinanın ne zaman biteceği belli değil. O yüzden hayatta kalmak için... Hayır. Ölüleri yememiz gerek. Bu iğrenç bir şey. Eğer bunu yapmazsak bir süre sonra Insta Story izlemeye başlayacağız ve sonumuz... Zeynep gibi olur. Arkadaşlar karantina da evde ekmek çekerken magic nasıl yapılır onu göstereceğim. Evet. Tadını şey gibi düşünün. Hadi aç artık şunu.